Sırrı Süreyya Önder, 1962 senesinde Adıyaman merkezde doğmuştur. Türkmen kökenli bir ailede yetişmiştir. Baba adı Ziya, anne adı ise Zeliha'dır. Babasının mesleği berberlik ve arzuhalciliktir. Önder'in babası, 1960'larda Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman şubesinde kuruculuk ve il başkanlığı görevlerinde yer almıştır. Önder, henüz 8 yaşındayken babası sirozdan ölmüştür. Annesi ve 4 kardeşiyle dedesinin evine taşınmıştır. Bu süreçte bir fotoğrafçıda çıraklık yapmaya başlamıştır. Fotoğrafçılıktan aldığı ücretin ailesini geçindirmeye yetmemesi üzerine, 16 yaşını bitirdikten hemen sonra Sıtma Savaş ve Eradikasyon Teşkilatı'na mevsimlik işçi olarak girmiştir. Milliyetçi cephe hükümetinin kuruluşunun ardından işini kaybeden Önder, lastik tamiratı yapılan bir iş yeri açmıştır. Önder, 1978 senesinde Adıyaman Lisesi'nde 2. sınıfı okurken Maraş katliamını protesto ettiği için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak Ankara'ya gitti. 12 Eylül askeri darbesi yapıldığı dönemde Ankara'daydı. Darbeyle gelen ilk tutuklama furyasında hapse girdi. Uzunca bir yargılama sürecinden sonra 12 yıl hapis cezası aldı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde saklanan Sırrı Süreyya Önder, geçmiş yıllarda birlikte işkence gördüğü bir arkadaşının gizlendiği yeri ihbar etmesi üzerine yakalandı ve 105 Gündal adı verilen bir yerde tutuldu. 105 gün süren tutukluluğun ardından Önder'in mahkumiyeti sona ermiştir. Önder, protestolar ve eylemler sebebiyle infazlarının yakılması neticesinde çeşitli cezaevlerinde 7 yıl hapis yattı. Önder, Ocak 2010, Mart 2010 tarihleri arasında gazeteciliğe başlamıştır. Gazetecilik kariyerine Bir Gün gazetesinde köşe yazıları yazarak başlamıştır. Ekim 2010 tarihinden sonra Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2011 Mayıs-Haziran aylarında ise Özgür Gündem'de köşe yazarlığı yapmıştır. Sırrı Süreyya Lise mezunudur. 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşen 24. dönem genel seçimlerine, BDP'nin desteklediği Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloku saflarından katılarak İstanbul 2. Bölgeden Bağımsız Milletvekili seçildi ve Barış ve Demokrasi Partisi'ne katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde, HDP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı oldu fakat kazanamadı. Gerçekleştirilen 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden 25. ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Önder, 2013-2015 yılları arasındaki çözüm süreci olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden biriydi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı Cezaevi ve Kandil Dağı'na giden ekipler içinde yer aldı. 7 Eylül 2018 yılında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan, çözüm süresindeki 2013 yılının Netroz'unda yaptığı konuşmalar nedeniyle görülen duruşmasında, Sırrı Süreyya Önder'e, terör örgütü propagandası yapmak, suçundan 3 yıl 6 ay mahkumiyet cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafınca, terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla verilmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. 6 Aralık 2018 tarihine Kandıra'daki cezaevine gitmesiyle birlikte Sırrı Süreyya Önder'in mahkumiyeti başladı. Önder için, Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararı vermesi üzerine 4 Ekim 2019 yılında Kandıra'daki cezaevinden tahliye oldu. Önder, siyasi ve yazın hayatının dışında sinema yönetmenliği ve senaristlik yapmıştır. Fakültelerde sinema dersleri vermiştir. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. Önder, evli ve bir çocuk babasıdır.